Sendika avukatlarının e, ve uzmanlarının e, son iki gündür sürdürdükleri e, görüşmelerde benzer teyitler yani basına yansıyan ailelerin beyanlarına göre orada bir e, gazın olduğu e, bir önceki gün gaz nedeniyle vardiya boşaltma e, şeyin erken boşaltma e, uygulamasının olduğu söyleniyor. Yani bu... Ee, yani zaten e, ölen arkadaşlar e, eşlerine, ailelerine e, benzer bir şikayeti e, dillendirmişler. E, sonuçta o birdenbire gelmez gibi bir tür kendisini hissettirir böyle işler. E, dolayısıyla yani zaten bizim tezimiz olan önlenebilir, e, öngörülebilir e, bu tarz e, madenlerdeki kazalar kısmında bir de onun e, aletle, cihazla, e, ölçümle, emniyet mühendisliğiyle e, ve e, isik e, önlemleriyle e, giderilebilir. E, burada kurumun e, zaten şu an genel müdürlüğünü e, yapan şahıs e, Kozlu'daki 8 işçinin ölümünden ceza alan hani birisi e, ve bu e, iktidarın en isimlerinin ortak imzasıyla e, aldığı ceza e, maaşından ödettirilerek kurumun başına getirilmiş. Yani burada e, zaten bir e, madencilik gibi disiplin, denetim, birikim isteyen ve yönetim planlama liyakatının asla bozulmaması gereken bir yapı. E, bu yapıyı bozmuşlar yani bilinçli olarak kendi yakınlarını, siyasi yakınlarını e, hak etmedikleri bir yer, e, yere getirmişler. Dolayısıyla orada işi hak edenler saf dışı bırakılmış. Yani bu hak madenciliğin hakkını verecek o birikime sahip insanlar devre dışı bırakılmış. Şimdi bir, liyakat düzeni bozulmuş. İki, denetimler zaten hem TTK'da hem genel olarak Türkiye'de yapılır. Ben bu ocakta da hatta TTK'nın diğer işletmelerinde gidip bakılırsa denetimlerin yapıldığını, her şeyin yolunda olduğunu uygun olduğunu, e, kusurlu bir durumun olmadığını tespit eden e, raporları görürler. Yani bu da bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Yani denetçiler e, kurumun, şirketin e, işte patronun bilgisi dahilinde e, geliyorlar, görüşüyorlar e, ve orada bir onlara gösterilen e, biçimlerde bir form dolduruyorlar, rapor dolduruyorlar. Akşam da bir yemek geliyor. E, gidiyorlar yani bu Türkiye'deki bütün işçiler bilir bunu yani bir işlerinde çalışan iş yerindeki şartlardan şikayetçi olan bunu işte CİMER'e bildirmiş e, işçiler ve benzer bizim gibi uğraşan sendikalar bu denetimlerin lanet tayin e, ve tiyatral biçimlerde gerçekleştiği konusunda oldukça e, tecrübeye sahibiz yani bunu e, Türkiye'de bilmeyen işçi yoktur diyebiliriz. Dolayısıyla burada da benzer bir manzarayla karşılaşıyoruz. Diyakat yok. Denetim, denetimler tiyatral. Ve yine raporlarla da tespit edildiği gibi burası bu bölge 45 bin madencinin çalıştığı ve buradan 8 bin rakamlarına geliyor. 8 bin kişiyle 7-8 tane işletme maden ocağı, devasa ocaklar yerin altında yüzlerce metre altında madencilik yapmaya çalışıyorlar. Aslında madencilik yapılamaz bu çünkü belli sayıda yeterli sayıda personel gerekir madencilik için yeterli sayıda yetkin personel gerekir. İşte 1100 civarında bir personel ihtiyacı var, non kadro ihtiyacı var. Fakat bu non kadro ihtiyaçları karşılanmıyor. karşılanmayınca ne oluyor? Sen devasa bir ocakta vardı ya da 100-110 kişinin girdiği, hatta bazen raporlu izinli filan durumların olduğu sayını daha aza düştüğü e, madencilikte böyledir. Sık sık insanlar hastalanır, kazanır. E, maden yöneticileri de bunu bilir, bu böyle yönetilir yani bu süreç. E, şimdi bu durumda böyle bir madencilik faaliyetin e, olması mümkün değil. E, burada bir e, kazanın yaşanmaması e, şans eseri ve bu şu an hali, hali hazırda sorunsuz faaliyet yürüttüğü söylenen diğer işletmeler için de geçerli. E, sağ, e, çünkü oralarda da yani benzer bir personel sayısıyla norm kadro eksikliğiyle e, aynı liyakatsız düzenle aynı denetimlerden e, geçme, aynı tür e, bir e, içerikteki bir denetimle e, işlem gören işletmeler söz konusu. E, dolayısıyla burada zaten Böyle bir olayın yaşanmaması bir şans. Yani yaşanmış olması da normalin dışa vurması. Bu 80'lerden bugüne işte sonuçta ölümlü, toplu ölümlü iş cinayetleri yaşanıyor. Aşağı yukarı bu cinayetlerin şeyi birbirine benziyor. Karakterleri, yapıları birbirine benziyor ve işte devleti yönetenler, hükümetleri yönetenler silsile halinde hemen savcılar atıyorlar falan bir kamuoyu yönetmeye başlıyorlar. Kamuoyunu teskin etmeye, sakinleştirmeye ve işte bunun çok tartışılır olmamasını sağlamaya yönelik özel bir gayret sarf ediliyor. Çünkü eğer tartışılır e, işte, kamuoyu bunun buna dair gerekli bilgilemeyi olursa e, iktidar sahiplerini mahkum eder. Burada e, teknik bunu e, hızlıca kapatmaya dair bir şey. Yani genelde soruşturma savcılarda e, bunun bu Kap, kapatma rolünü üstlenen e, ana figüranlardan birileri olarak. Ama bir türlü bu seri cinayetler işleyen e, aşağı yukarı e, benzer özellikleri olan e, tarzda cinayetler yani ipuçları bırakıyor şeyde cinayet sahasında ve ipuçları çok birbirine benziyor. E, ama bu katillere ulaşılamıyor. Ulaşıldığı, ulaşıldığı zamansa katil bir türlü yargılanamıyor. Yani mahkeme önünde katil ee, bir tür o, o mahkemeyi dolandırarak, oyalayarak falan ederek e, kendisini e, perdeliyor ve bir şekliyle eee dostlarının da yardımıyla e, kendisini bir tür caydırıcı ceza, ibret verici bir ceza e, almamış olarak bir sonraki e, cinayetin hazırlığına başlıyor. Bu yani ben sonuçta ortada bir e, 8 kişinin ölümünden sorumlu olan yani kurumu yönetmeye başlıyor. Yani e, katilin yükselişini de e, görüyoruz. E, dolayısıyla burada bir silsile var, benzerlikler var. E, elbette Soma örneği 301 kişi örneğiydi ve onun yargılama süreci kamuoyunda da çok tartışıldı. E, biliniyor. E, doğrudan siyasi e, siyasi bağları da olan son yani en sonunu söyleyeyim 3 kişi Yargıtay üyeliğine getirildi. O üç kişinin oylarıyla da patron e, cezaevinden kurtarıldı holding patronu. İşçileri hızlı kurtarıyorlar, ölen işçileri. Yani yer altından çıkarmayı bir marifet sayıyorlar. Peki katilli e, nasıl kurtaracaklar, hangi hızla kurtaracaklar? Yani bunun tabii biz de mücadelesini vererek göreceğiz. Normalde e, iş cinayetlerinin, sendikaların, işçilerin örgütlü olduğu yerlerde olmaması gerekir ya da mümkünse istisnai olması gerekir. E, oysa buralarda görüyoruz ki yani sendikaların varlığı işçilerin ölümünü engellemiyor, e, e, aksine yani bu tarz süreçlerin içerisinde o ya da bu şekilde rolleri olduğunu görüyoruz. E, bu e, şimdi bu yapı e, bir tür bir e, yani sendikal manada herhangi bir siyaset gütmediği için işçi sağlığı iş güvenliği meselesinin ee, yani kritikliğini de e, unutmuş. Orada daha çok işletme yöneticilerinin e, koruyan, kollayan, hani o işletmenin işletmeinin ayakta kalması gibi bir kaygıyı işletme yöneticilerinden daha çok duyan bir yapıya. Çünkü profesyoneller bu arkadaşlar e, ve işte yine benzer şekilde siyasi e, aparatlarla tepeden zorlanarak sendika yönetimleri alınmış. Kuşkusuz bir seçim geleneği var zamanlar ama bu siyasi patronaj güçlü üzerlerindeki dolayısıyla siyasetle ilişkili iktidar siyasetiyle ilişkili tip, tipler seçiliyor ve bunlar da bir tür sendika lehisel ikballeri açısından rahat bir yer olarak görerek oraya geliyorlar ve o konumlarından da kurtulmamaya, o konumları getiren mekanizmalarla çok ...kavga etmemeye, sorun çıkartmamaya çalışıyor. Ben bu arkadaşlarla defa eten görüştüm, uyardım. Ee, ama e, onlar bu yapıdan daha ilerisini e, yapmayı tercih etmiyorlar. Yani çünkü bu çok daha büyük bir acı dersi oldu herkes açısından. Esas olan şey işçilerin birliğidir. Yani sendikasız yerlerde işçiler kendileri birlikler oluşturup... ...işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerini izlemeli... Risk gördüğü durumlarda mutlaka üretimi durdurmalı, çalışmamalı, ee, yani zorla çalışmaya zorlayanlara karşı direnmeli. Bu meşrudur, haklılık yani işten atılırsın ama yaşarsın.